Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. O konuştuğumuz mevzuyla alakalı bir yer. Tevafuk etti. Biz o konuşmadan sonra bunu açalım demedik Mehmet abi şahit. Değil mi? Bu konuşmada fıtri gelişti. Yani bu mevzunun başı olsun diye konuştuk değil. Mehmet abi bu dersin sebebi, sebep alemindeki sebebi Mehmet abidir. İçerideki mevzumuz abi, odadaki. Çok ilginç dedi. Oysa haşir yapacaktım. Mehdi abi iyi misin? Allah razı olsun. Tamam abi, buradayız değil mi abi? Evet. Peki bak bakalım. Bunda haşir var abi. Yolculukta haşir var. Var mı? Var tabii. Bak. Akışında haşir çok rahatlıyor. Bak içeride konuştuğumuz şey. Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Nereye gidiyor? Haşre. Mektubattan konuşuyorum ha. Mektubat sayfa 48. Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Kendi kitabımdan okuyorum. Hakan'ım anladın mı abi? Evet abi. Hayat-ı beşeriye yolculuk. Hayat yolculukmuş, hayat. İnsan yolcudur demedi. İnsan yolcudur olsa olur. Hayat. Hayatın içerisindeyiz biz. Gömleğin içerisindeyim. Hayat evirip çeviriyor bizi. Bizi. Oldu mu abi biraz Mustafa? İnsan yolcuydu değil mi biraz önce? Hayat, arabanın içerisinde yolcuyuz. Ama oturuyorsun. Araba, yayık gibi seni sağlar. Bir öyle, bir böyle, bir ajalı, bilmiyorum ne yapıyor, çok kolay gidiyor. Hayatın içerisindeyiz. Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Hayatın içindesin. Sen ayrı bir şeysin. Hayat nereye, Allah nereye denk getirirse, şeyler arası otobüs nereye durursa, senin istediğin yer değil Mehdi abi. Ahmet, senin istediğin değil. Nereye uğrarsa mola oraya duracaksın. Başka şansın var mı? Ben abi şurada durmak istiyordum. Onun özel araban olursa. Hayat-ı beşeri bir yolculuktur. Hayat başka bir şey. Bir şey söyleyeyim size de. Şaşıracaksınız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Abi çok iyice dalıp da dersi yarım bırakmayalım zaten. Tamam. Peki abi. Hidayet ruhun cennetidir diyor. 60 işareteceğiz. Cennet nedir? Ruha yüklenen bir şey değildir. Ruhun bulunduğu mekandır. Bir daha. Ben buradayım. Bina benim içimde değil. Burası cennet, içinde bulunan ruh. Yani cennet, ruhların bulunduğu yerdir. Cennet ruhların içinde olduğu yer değil. Çok ilginç. Cennetin yeri değilse. İnsanın ruhuna girecek kadar o kadar büyük değil o. Ruhta rüyetullah var, rıza ilahi var. İnsanlar cennete gidecektir. Cennete gidecektir. Dershaneye tak tak geleceklerdir. Arabaya bineceklerdir. Bak şimdi. Şimdi cennete ruhlar gidecek. Cennet ruhlara girmeyecek. Çünkü doyuramaz insanı. Bana seni gerek seni dettiriyor. Doymaz ki. Mekandır cennet. Hizmet verilen yerdir cennet. Hizmet alan ruhtur. Bir şey anlatacağım şimdi. Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. İnsan değil. İnsanın içine girdiği şey yolcudur. Bu hayattır. Kabirden geçiyor. Geçerse geçsin. Benim alakası yok. Onun işi yani. Şoförün işi o. Araba sürüyor. Hidayet ruhun cennetidir. Yani hidayetin içinde ruh var. Hidayet ruhta değil.
Anladık mı abim? Tuhaf değil mi? Şimdi bak nereye geçeceğiz daha tuhaf. Şimdi hidayet ruhun cenneti ise hidayet nedir? Yani hidayet bir zeminmiş, oraya ruh giriyormuş. Hidayet insanın ruhuna değil. Hidayet ruhun cennetidir. Hidayet cennettir o zaman. Hidayet cennettir. Bir, bir sıfır, güzel. Peki, hidayet, cennet hakikattır. Dünya ise onun suretidir. Ha? Dünya. Dünya suretidir. Cennet, dünyanın hakikatıdır. Alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tenteneli bir perdedir diyor. Bu dünya için surettir, kışırdır diyor. Lüp değildir. Şimdi, Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Neresi? Cennet. Cennet. O hakikattır. İnsan ise bir ene var. Cennet değil, bütün şeceri-i hilkat, arş-ı azam, arş, lef-i mahfuz, her şey insana yaratılmış. Bunu uyandırıyorsun şimdi. Ha? Bak, tek tek gidelim. Bu mevzuyla alakalı olacak. Hidayet, ruhun cennetidir. Hidayet, ruha giren değildir. İçeriye giren imandır. Allah'tan gelen tecelli onaylanırsa insanın ruhunda müminin kalbine koyduğu bir nurdur diyor iman. 40. sayfa iş atacağız. İradi kulun iradi cüzinin sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun ruhuna koyduğu bir nurdur. İçine koyduğu nurdur iman. Ama hidayet ise ruhun girdiği yerdir. Ruha giren imandır. Ruhun girdiği yer, giydiği, girdiği veya giydiği yer hidayettir. Hidayet nedir peki? Hidayet nedir? Hidayet ruhun cennetidir. Peki, hidayetin kendisine istikamettir. İstikamet. İstikamet hidayettir. Hidayet cennettir. Peki nedir? İyi işin şahap. Hidayet, istikamet, hani 28'in sözde diyor ki, alemi kaybın, ruhlar aleminin, cennetin, cehennemin, alemi misalin, bu alemde temessülatları, daireleri, müstemlikeleri vardır diyor. Geyran orada koparıyormuş. Aslı cennetten değil. Ha, şimdi o cennetin buradaki o hakikatin burada bir sureti var. Cennetin. Nedir o sureti? Hidayet. Yani istikamet. İstikamet kadar büyük nimet üçüncü sıraya gelir. Birincisi iman, Allah'ın varlığı. İkincisi nedir? En büyük nimet. Hafsalam almadığı bir nimet. Bu kadar insanlarla dünyayla görüşen bir insan külliyatı varabildiğim kadar anladığım olarak söyleyeceğim. İkinci nimet neymiş? Allah ile ve ahiretle ümitli olmak. Böyle. Kabirmiş, ölümmüş, kansermiş. Her şeyin üstüne çıkarıyor seni. Balon gibi suya batmıyor. Yukarıdan aşağı bir basınç gelse bile fıt top yine sudan çıkar değil. Ne yaparsa yap. İlle kayacak. Allah ile ve ahiretle ümitli olmak. Onun kadar bir şey bilemiyorum neyse. Yoktur. Malmış, mülkmüş, servetmiş, evladiyamış, cinsellikmiş, paraymış, şöhretmiş. Hepsi hikaye. Üçüncü sene hidayet. Hidayet nedir? Cennetin alem-i şehadetteki müstemlekesidir. Hidayet istikamettir. İstikamet nedir? Laikalara sahiplenmektir. Kardeş,
bir insan. Ne böyle yaptım, ne şöyle yaptım, ikide bir değiştiriyor. Biz neyle çözüm buluyoruz? Böyle dedik ama. Biz böyle dedik ama. Elhamdülillah böyle yazıyordu. Vicdan azabı çekmiyoruz yani. Demek ki, kardeşim, cennet hakikattir, dünya surettir. Cennetin alemi, gaybdaki cennetin alemi şehadetteki sureti, müstemlekesi, dairesi nerededir? Mekansız mekan hidayettedir. Hidayet ne diyor işaret edeceğiz 60'ta? Ruhun cennetidir. Öyle ekliyorsun işte. Ruhun cennetidir. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir. Çok kolay. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Ne yaparsan yap. Değişmez. Mesela iki açının toplamı 120. Üçüncü açı kaçtır? 60. Zorunludur. Bitti. Cennetin hakikat, sureti, hidayet. Peki bu insan nerededir? Suretindeyse oraya da gideceksin. Suretinde olan hakikatine zaten olmasa zaten girmez. Ha, mutlulukla sakın huzuru karıştırmayın. Huzur imanlı ruhlarda olur. Mutluluk ise dertlerin azlığı ve unutma halidir. İçkide de vardır bu. İçki içince dertlerin gitmiyor. Dertlerini unutuyorsun. Dertlerini unutmak suni bir mutluluk veriyor. Esrar, eroin dertlerini götürmüyor, onu unutturuyor. Bir şey diyeceğim, şaşıracaksınız. Cinsellik bunların en zirvesidir. Seni sana unutturuyor. Seni en çok unutturup aslına doğru, hiçliğine doğru götürdüğü için lezzet veriyor. Oradan aldığını zannediyorsun, oysa lezzet dahildedir. Orası uyarıyor, lezzeti sen kendinden alıyorsun. Hariçten almıyoruz. İstersen o hadise olmasın, uyar burası merkezi, o lezzet alırsın. Mesela elmayı dile koyma, dile koy, bu lezzeti elmayı çıkar, buraya koy şeyi, buradan da alırsın. O merkezi lezzet alma merkezini uyarsan alırsın. Büyükler bizzat eylemini yapmadılar ama suretini uyandırdıkları için keyif alıyorlar. Şimdi cennetin sureti varmış değil mi? Her şeyin bir hakikati var, bir sureti var, bir mahiyeti var. İşte cennetin bu alemdeki sureti hidayettir. Üstad Sari söylüyor, hidayet, niçin hidayettir söylüyorum? Çünkü cennete gireceğiz ahirette inşallah. Ruhumuza cennet gitmeyecek, girmeyecek. Biz cennete gireceğiz. Demek ki cennet hizmet mahallidir. Hizmet alacağız orada. Peki o hakikatsa sureti dünyada kainatın çekirdeği değil midir? Çekirdeği var. O çekirdekte bu dünyada müstemlekesi, dairesi hidayettir. Hidayet istikamettir. İstikamet laikalardadır. Başka mümkün değil. Laikalarda göre hareket ediyorsan istikamettesin, istikametliysen hidayettesin, hidayetliysen mutlusun, huzurlusun. Huzur başka, mutlu başka. Huzur hazırdan geliyor. Huzur hazırdan geliyor. Hazır olan zattan çıkıyor. Ötekisi cinsellik karşıki seninkisini uyandırıyor. Senin iç alemindekileri uyandırıyor. İçki, televizyon, film şeyler ise bazı şeyleri unutturma halidir. İçki, eroin. Dertleri götürmüyor. Dertleri hatırlamıyorsun. Aklı devre dışı yapıyor. Hatırlamamak derdi çözmüş olmuyor. Hatırlamamak suni bir mutluluk veriyor. Beyinde bir kere içti mi? Beyin de böyle istiyor. Gene aynısını istiyor. Bir daha veriyorsun. Belirli zaman sonra artık salgılama, o verdiğin esrarı tatmin olmuyor. Eroin yapıyor. O da 3-5 ay gidiyor. Ondan sonra iğneye, iğneden sonra da artık ona da vücut alışıyor. Her şeye alıştığı gibi onun akıbeti intihar. Buraya hidayet, istikamet bunu anladık.
Şimdi bak. Müspet fiillerin neticesinde verdiği o lezayiz, cennete giriş mi, cennetten alış mı? O nasıl bu hidayetle bağlanıyor? Şu mesela, demek Kur'an okurken ortaya çıkan şey huzur, içeriye konulandır. Mesela günahtan kaçmak ise cennete girmektir. Terkler cenneti oluşturur. Terkler. İbadetler de içeriye koyar. Terkler cennetini oluşturur. Amenu ve amenu salih. İlk önce terkler imanını şey yapar. Yani hidayetini oluşturur. Terkler hidayetini oluşturur. Cennetin suretini oluşturur. Ubudiyet ise ki kalbi nurlandırır, içeriye konulur. Bak ne diyorum bir daha. Mümin kulun irade-i cüzyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbinin içine yani koyduğu bir nurdur iman. Allah'ın esması değil iman. Allah'ın sıfatı değildir iman. Allah'ın şuunatı değildir iman. Allah'ın zatının nurudur. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Dört tane iman var aşağıda işlemiştik. İki tanesini işledik. Noktalı noktasız. Bir imanın sana getirdikleri var, bir de içine giriyorsun, imanın içine giriyorsun. Torpido gibi içine giriyorsun, uçuyorsun. Arkadaşlar, terk yapmamak, terk etmek günahları hidayetimizi oluşturur. Eylem ise o hidayetimizde olan ruhun içini besliyor. La ilahe illallah. İlk önce la ilaheleri terk edeceksin. Sonra illallah. İlk önce terk. La ilahe illallah. La ilahesiz illallah yoktur. Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Hayat. İçinde ruh var. Şu zamanda Kur'an'ın nuruyla gördüm ki, bak nasıl tahlil ediyor, haritaya bak. O yol bir bataklığa girdi. Bir daha, Kur'an'ın nuruyla gördüm ki, hayat-ı beşeri bir yolculuktur ve şu zamanda Kur'an'ın nuruyla gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi. Mesela bataklığı size söyleyeyim. Bak burada söyleyecek. Esnafsınız. Ya evden bacınız, ananız, kardeşiniz, akrabanız bir sürü şeyiniz var. Bak bakalım bir tane hatırla bakayım. Ya şu derdi mutlu ya. Şunun bulu çağından önceyi demiyor. Bulu çağından sonra hepsi cüz'i külli takıntı, sıkıntı takıntısı. Dert. Şu zamanda Kur'an'ın önüyle gördüm ki o yol bataklığa girdi. Bataklık olduğunu siz biliyorsunuz diye söylüyorum. Bak bakalım. Sokaktaki bataklık o asfalt demiyor. Manem insanlar bataklığa girmiş. Çabaladıkça daha batıyor. İlaç içtikçe daha dibe gidiyor. Ne yaparsa ya. Bataklığa gitmiş. Çıkış yolu bu değil. Neymiş? Mülevez ve ufunetli bir çamur içinde mülevez pis. Ufunetli bir çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Düşe kalka gidiyor. Ne gidiyor yani? Gidiyor. Yani hayat-ı beşeri yolculuk devam ediyor. Düşe kalka gidiyor. Bu umumi yoldan bahsediyor. Bir kısmı o yolda giderken selametli bir yolda gider. Bir kısmı. Selamet, istikamet, hidayet. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Üç, bir kısmı ekseri, çoğu, o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Hem pis, hem ufunetli, ufunet? Kokuyor. Ötekisi balçık gibi, çamur böyle, bastığın anda ötekisini çekiyor.
Yani şey mülevves demek bulaştırıcı demek şu. Hani derede yüzmüşsünüz, dere bilirsiniz. Balçık olur. Bir ayağın değdi mi onu kurtarıp bunu bassan o da gitti. Yapar. Ayağını bastığın anda çıkaramazsın. Ayakkabın kalır. Böyle hamur gibi pot getirir. Anladın mı? Böyle bir şey. Ama böyle bir yol. Ama bir de ufuneti ne? Her türlü koku var. O pis çamurlu bataklık içinde bir de karanlıkta gidiyor insanlar. Ama Abdurrahim kardeş, ama insanlar bilmiyor. Miski haber zannediyor o çamuru. %20'si insanların sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskamber zannederek yüzünü gözünü bulaştırıyor. Miskamber zannediyor. O çamur var ya. Çok acayip. Mesela basitini söyleyeyim. Adamın donu gözüküyor ya. Pantolon, yırtık pantolon giyiyor. Affedersin, Avrupa boksörse özür dilerim, o da sürecek üzerine, orayı burayı dermiş, şapmış, o ne demektir? Değil mi? Çamaşır gözüküyor, yüzünü gözüne bulaştırıyor. Yani %20'si sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskamber zanneder, yüzünü gözüne bulaştırıyor. Eylemi yapınca gözümüz açıldı değil mi? Dövmeler falan da var. Misal yani. Peki, bakın bakalım %17 Türkiye'nin, Avrupa'nın şu anda %44 psikiyatri ilacı kullanıyor. Toplumun. %20 2025'te dünya %50'ye ulaşacakmış. Psikiyatri ilaç kullanma oranı. Dünya 7,5 milyarın 3,5 milyarı 2025'te %50 olacakmış. Yapmak istemiyorum. Bir ara karar vermiştim bu manada. Dabbetulaz dersini yapayım. Dabbetulaz dersini. Biraz böyle kanunların dershanesi açılışında o beylere hitap ederken Dabbetulaz'dan bahsettim ama tabii ben bağırdım köyde kimse varsa. Dabbetulaz'dır. Dabbetulaz. AIDS, Ebola falan değil. Dabbetulaz erva habisedir. Şimdilik. Şimdilik. Sözlerde anlatıyor. Neyse, miskamer zanneder, yüzüne gözüne bulaştırıyor. Düşerek kalkarak gider. Bulaştırıyor. Tabu olur. Bu olur. %80'i ise, %20'si bu. Tamam mı? %80 ise bataklığı anlar. Ufunetli, pis olduğunu hisseder. Fakat mutahirdirler. Fakat şaşkın böyle. Şaşmış. Şaşmış koy şaşır diye bir tabir var böyle. Selamet yolu göremiyorlar. Şaşmış ne demek biliyor musun? Böyle bir adamı böyle döndürürsünüz ya böyle. Dönünce artık etraftakileri hep böyle çizgi olarak görür. Onu bıraksan yerinde duramaz. Bu onun gibi bir şey. Gaflet daha acayip. Gaflet dedi. Gaflet götürmüş oraya. Bu, o da değil. Beraber gidelim bir daha. Bir daha okuyayım. %20'si sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskamber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor. Arkadaşlar hep kendimiz için okuyoruz. Ha ben böyle onun için duruyorum, bir daha geri alıyorum. Zihnimi toparlayayım diye. Kendime hitap etseydim bir daha gelmezdim geri. Düşerek kalkarak gider. Boğulur. Vay be, boğuluyormuş. %20'si. Tak gitti. %80'i ise bataklığı anlar. Ufunetli pis olduğunu hisseder. Bataklığı anlar. İçine girdiği için. Ufunet ve pis olduğu için hisseder. Daha içeriye girdi. Koku. Batak dışarıda. Bu içeriye girdi.
koku. Fakat mutahhirdirler. Yani eşya ayakta duramıyor. Selameti yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var. Birisi topuz ile o sarhoş yirmisini ayırtmaktır. Topuz neydi? Siyaset. Yani mevzu, biz ortadan girdik de mevzuyu tahlil ediyor. Tamam mı? Bu 13. mektup. Siyasi mektup. Topuz siyasettir. Siyasetle meşgul olmak. Siyasi olmak parti değil. Cemiyet hayatının gelirisi gidisiyle ikide bir meşgul olmak. Haberlerle, şeylerle, toplumun ne oldu, nereye gittiğiyle meşgul olmak. Topuz ile o yüzde, topuz ile o sarhoş yirmisine ayırtmaktır. Topuz ile. İkincisi, bir nur göstermekle mutahhirlere selamet yolunu ira etmektir. İra etmek. Yani bir nur göstermekle, yani nasıl yapacaksın bunu? %20'sine topuz. Başka bir nur göstermekle mutahhirlere selamet yolu ira etmektir. Ben bakıyorum ki 20'ye karşı 80 adam, o 20 vardı ya, miskamber gibi yüzünü yüzüne bulaştırmış, %80 de mutahhir, sarhoş. Bakıyorum ki 20'ye karşı 80 adam elinde topuz tutuyor, topuzu tutmuş 20'si, toplumun 20'si. Halbuki o biçare ve mutahhir olan 80'e karşı hakkıyla nur gösterilemiyor. Gösterilmiyor, hakkıyla nur gösterilmiyor, gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Yani bir elinde topuz, bir elinde de kitap. Yani hem biliyor hem şey, yani bir siyaset değil, kitap. Şimdi hangisine itimat etsin? Karşıdaki. Bir elinde topuz, siyaset topuzu. Bir elinde nur. Ne yapacak şimdi? İhtiyacı da var buna. Acaba nurla celbedip topuzla mı vuracak kafama? Hadi pişt pişt pişt. Köpeği kediye çağırırsın. Pişt 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 pişt. Yakaladın. Yani adeta nurla pişt 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 çeviriyorsun. Tak kafasına vuracaksın. Maksadına konan. Ne diyor? Halbuki o bir çare mutahhir olan 80'e karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Yani bir dini cemaat siyasete girmiş. Ne yapsın bu cemaat? Nasıl istikamet bulacak peki? Siyaset istikamet mi var? Abi şöyle de bakılabilir mi? Yani ben şimdi bu konu... Benim kız bir rüya gördü de ben onun için çok manidardı gerçekten. Aynı bunu bu şeyi şekilde gördü. Şimdi bu anlatayım ben. Hatice, ben lise 1'e gidiyor, İmam Hatip'e gidiyor. Ben de okulu bıraktırmaya çalışıyorum, bırakmıyor. Çok okumak istiyor. Rüyasında görüyor. Aynı dediğin gibi rüyasında ben bunu alıp götürüyorum. Diyorum ki kızım, demişim kendisine, gel seni götüreyim bir yere. Tutmuşum bunu bir gölün üzerine götürmüşüm. Aynı dediğin gibi bataklık, ufuretli, pis kokulu bir yer. Demişim ki sen buraya eğer beni dinlemezsen, istediğin yolda gidersen gideceğin yer burası. Sonra oradan almışım, başka bir yere götürmüşüm. Yine bir göl, yine bir o kadar güzel, harika, cennet vari bir yer. Demişim ki beni dinlersen gideceğin yer burası diye göstermişim. Şimdi burada abi ben şunu anlıyorum. Yani burada mesela toplum tercihte bırakılıyor. Anne baba mesela dini gösteriyor çocuğuna. Fakat dünyayı da beraber gösteriyor. Yani dünyaya daha çok meylettiriyor. Yani adeta bir taraftan dini yaşatmaya çalışırken yani dünyaya böyle sefahate o kadar çok sevk ediyor ki böyle abi. Yani o cihetten bakılabilir mi abi? Hem de ne kadar. Anne çocuğu tutuyor, koltuğa oturtuyor. Yapacağım komşuyla veya öteki odadaki televizyonda diziyi seyredeceğim bir çocuğun laptopa, cep telefonuna veya televizyona muptela ediyor. Çizgi filmi niçin seyrettiriyor biliyor musun?
başımdan def etmek için. Bir evde oyuncak mezarlığı varsa o evde anne baba çocuğu sevmiyor demektir. Çünkü oyuncak alacağına tencere kapağıyla sen oyna onunla. Ama oynayacak zamanın yok ki. Çeketi bile atıyorsun. Dön eşek, tit tit. Git buradan ya Allah Allah. Anam alsana ya dur ya. Bir şey hissediyoruz. O ne yapacağız? Anne de işi var, laklakı veya dizisi var. Ben, hadi oğlum sana oyuncak aldık ya. Hadi oğlum oynasın hadi bakalım. Olmadı. Aha telefonu versene babası. Babası telefonu ver. Tamam. Anne odada dizide, baba yamaçta ve siyasette, çocuk da telefonda şey. Sonra hocam çocuğum altına kaçırıyor. Çocuğum hırçın okula gitmek istemiyor. Çocuğum şey yapmak istemiyor. Tak. Siz yaptınız. Ondan sonra benim adım çıktı. Telefona bakmaz. Bağırır, çağırır. Aynen öyle. Siz yaptınız. Ben dakika dakika çalma kapıyı, çalma kapıyı. Bir eve gidin. Hakan hemen gitti aklı kalmış şeyin. Eve gidin odanıza, çocuğun odanıza. Bir kutu oyuncak varsa çocuğu sevmiyorsunuz kardeş. Yalan ötekisi. Abinin yalan. Kuyruklu yalan. Sen çocukla oynasaydın, çocuk oyuncakla oynamayacaktı. Cemil'in çocuğu. Bak misafir gittik. Çocukla iki tane arabayla geldi. Öteki çocuğu kutuyla geldi. Ben onlarla oynamaya başladım. Kutuyu da bıraktılar. Balkonla yarışmaya başladık. Ben dört at oldum. Ha gidiyor. Nasıl kaçıyor? Çocuk ya. Ufak kaç yaşında Salih? Salih kaç yaşında? 1,5. Çocukla oynamaya başladım, oyuncağı bıraktı. Bıraktı. Büyük Muaz. Bak ben öptüm. Arkama çıktı, suratına şey yaptı falan. Oynamaya başladım. Yani def etmenin adıdır oyuncak vermek. Sen oynasana, zaman ayırsana, değer versene. Ama ağır gelecek, ne bileyim. Senin başına, sen sonra şey yapıyorsun. Başından def etmek için, meşgul etmemesi için komşuyla ya iki kelam ettik ya iki lafın belini kıracaktık. Oysa 1,5 saat oldu. 1,5 saat. Çocuğa da laptopu verdiler, tableti verdiler. En masum itibariyle cep telefonu. Hadi oğlum al lan. Asus lan. Al lan. Al lan. Tamam. Meşgul etme şimdi ya. Teyzeyle iki kelam ediyoruz ya. İki kelam dediği 1,5 saat olmuş ya. Ondan sonra acaba benim çocuğum bir çırnaf dinlemiyor, haylaz, karamsar. Ne olacaktı ya? Mutlu, huzurlu. Allah Allah ya. Bak bir daha okuyorum. Halbuki o biçare, o mutahir olan 80'e karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Adam dini cemaat. Dini cemaat sanki dini cemaat değil, siyasi muhalif parti yani. Bir parti yani. Mutahir adam, o adam, oradaki olan tereddütlü. Ne yapacağım ya? Bir elinde topuz var, bir elinde kitap var. Bir elinde nurculuk, bir elinde siyaset. Ne yapacağız ya? Risale-i Nur, siyaset. Ne olacak şimdi? Bu memleket neler görmüş ya? Hala görüyor. Mutahir adam, karşıdaki adam, acaba nurla beni celbedip topuzda dövmek mi istiyor diye telaş eder. Abdurrahim kardeş görüyor musun? Evet. Abdurrahman ha. Bak şimdi bak, ne kadar talih, nasıl bir talih değil mi? Adam hangisi yapsın? Sen şimdi daha yeni başlıyoruz inşallah tanışıyoruz. Evet. Kapıda lefamız olsaydı falan parti. Yani böyle rahat gelebilecek miydin ya? Hiç giremezdim. Belki de taraftan olduğun parti olsa neyse belki gelirdi. Ama muhalif parti olsaydı tabelaya bakıp Allah bırak ya bunların içindeki adamlar. Adam olsaydı bu partide olmazlardı. Bu partideyseler adam değildir. Adam değilseler ne işim var benim onlarla? Eğer senin arzu ettiğin partidense biz de münafık veya uyduruk sapık veya işte ne bileyim şunlar buna alet ediyorsak lan burada bulundursa adam demek ki bir de hakkı bu iyi bir adamdır. Fasık siyasettaşına evliya. Muhalifte bir tane evliya görse fasık ve orada bulunuyor.
Allah muhafaza etsin ya. Mutahhir olan karşıdaki adam acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen arızalarla topuz kırıldığı vakit nur dahi uçar veya söner. Topuzun her zaman senin elinde olmuyor işte. Topuzu birisi alınca bu ne olacak? Nur da uçar gider. İşte o bataklık ise, şimdi hakikati söylüyor. İşte o bataklık ise gafletkârâne, dalalet pişi olan sefihane, hayat içtimai beşeriyedir. Bataklık. Neymiş bataklık? Sefaatkârâne, dalalet pişi olan sefihane, hayat içtimai beşeriyedir. O sarhoşlar, kimmiş bunlar? Dalaletle telezzüz eden mütemerrittir. Mütemerrittirler. Kimmiş bir de okuyayım. O sarhoşlar dalaletle telezzüz eden mütemerrittirler. İnatçı. Dalaletle lezzet alıyor. Hiç sana ihtiyaç duymuyor dini. Bu darbeyi sifonlar değil ya siz de aldınız. Böyle dersi mesela çok ciddi, çok emniyetli dersi. Bu da iyi değil. Yani şeye veriyorsunuz. Ona senin de buradan işin var. Aleyküm selam. Şaşırdım lan şimdi. Sen kapıdan mı girdin? Allah. Allah Allah. Abi ben tır şoförüm. Şeyler arası çalışıyorum. Ha tır şoför, ha tır, ha tır. Şeyler arası yemin döndü. Şaşırdım ya. Daha bir şeyler de diyecektim, seni hatırına demiyorum. Peki, dalaletten, o sarhoşlar dalaletle telezzüz eden mütemerrittirler. O mutahhir olanlar, karşıdaki insanlar, kimmiş o? Dalaletten nefret edenlerdir. Fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mutahhir insanlardır bunlar. Dalalette nefret ediyorlar karşıdakiler. Fakat çıkamıyorlar. Kurtulmak istiyorlar. Yol bulamıyorlar. Ne yapsın? Kime itimat etsin? Adam bakıyorsun, dini cemaat diyorsun. Lan siyaset muhalif bir partinin şeyi. Amblemi yok yani. Siyasi bir parti gibi. Lan bir dini bir cemaat diyorsun, faiz ele al diyor. Dini cemaat diyor, kadın erkek beraber şey yaptırıyor. Yani ne yapsın bu adam? Hani doğrular da pek piyasada değiller. Onlar da ciddi aramak gerekiyor herhalde. Kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mutahhir insanlardır. O topuzlar ise siyaset ceylanlarıdır. Evet. Daha derinden nefes alırız. O topuzlar ise hepimize dayanmış biliyor musun? Yani ne olur Allah rızası için bu dersi dinlerken harice uygulamayın ya. Benim de. Bakayım o topuzlar ise var mı bizim şey? Bakın siyaset ceylanlarıdır. Size kesin söylüyorum. Bunun üzerine yemin eder. Ne kadar siyaset geniş daireyle meşgul olursanız o kadar zihniniz maneviyata kapalı olur. Ruhunuz kapalı olur. Çünkü o kafayla tefekkür edilmez, tefekkür edesi feyiz gelmez. Olmaz. Tefekkür edemez. Hep böyle moralı bozuk, düşünceli, niye gitmem? Mümkün değil. Gülü kuştan azade bir ruh lazım. O kuşların avlanması için. O kuşların avlanması için İslam cemiyetinde bile zikir koydular, mağaraya koydular. Ustad işlemi bilmeye çalışıyorum. Çünkü diyor ustad, biz diyor malum diyor şeyleri diyor malum bilgileri şey yapmaya barlada geçiyordu. Nakletmeyle vazife değiliz. İstihracı esrarla meşgulüz diyor. Şeyleri diyor gelenekte geçmişte olan bilgileri nakletmeyle meşgul değiliz diyor. Hatırladın mıydı? Rivayetleri nakil. Nakillerle meşgul değiliz. Nakillerle meşgul değiliz. İstihracı esrarla meşgulüz. İstihracı esrarı da sen buradan alabilmen için şifrelemiş harf.
şey kelime. Dediği gibi yapacaksın. Siyasi geniş daireden uzak duracaksın. Ne kadar o işlerle bulaşırsan aklın maneviyata kaba ve zıt olur. Çünkü Kastamonu 38'de geniş siyasi daireler hareketleri takip eden ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Dinsiz olur kelimesinin kimse peşine dehşet aldı yok. Yani o haberlerden insanı bir ümitsiz, bir iyi satar. Çünkü Allah'tan ümidini kesen önce kafirlerdir diyor. Tak diye bir ümitsiz de attı mı yeis, maniyel kemaldir ya. Allah'tan diyor, değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Allah'tan ümidini kimler keser? Kafirler keser. Senin ya bitti falan diye bir ümidini keser. Yani vitrindekileri hakiki zannediyorsun. Oysa haberlerin %90'ı odada yapılıyor. Yalan, küllüme yalan. Arkasıyla vitrin farklı. Haber hastasıyım, tamam. Ben de hastayım. Ne yapalım? Haber bültenini dinleme demiyorum. Haber bültenini hangi kitaptı? Skeytas. Aferin Murat. Sikey Tasdiki Gaybiye haber bülteni kitabıdır. Mesela daha hükümet bile anlamadan Taksim olaylarında adamı deşifre olduk değil mi? Etti. Siyaset miydi o? Adam kaderin kâr ediyor, Şia projesi olduğunu söyledi. Nasıl? Haber bültenini yok. Zihnin temiz oldukça Risale'dekileri görüyorsun, tak diye koyuyorsun artık. O topuzlar ise siyaset ceylanlarıdır. O nurlar ise hakaiki Kur'aniyedir. Nura karşı kavga edilmez, ona karşı adamet edilmez. Sırf şeytani racimden başka ondan nefret eden olmaz. Ama siyasetin yoksa elinde. Bak bir elinde siyaset, bir elinde Risale. Tamam da sana düşmanlık ediyor da bunun için mi diyor? Bunun için mi diyor? Eğer o senin elindeki siyasetten dolayı buraya düşmanlık edip buradan istifade edemiyorsa bütün mesuliyeti sana aittir. İmansız olmuşsa buna ulaşamadığından bunun mesulü sensin. İmansızlık muamelesi göreceksin. Eğer bu insanın karşıdakinin bunu ulaşması için siyasetle mani olmuşsan, elinde siyaset, muhalif partinin gazetesi, vaazı gibi davranırsa, bu elindeki hakikate da soğuk kalırsa da, ölürse o adam, onun bedelini sen hiç ödeyemez. Hiç ödeyemez. Üstad da diyor ki, yani bu elinizde siyaset yok. Bizim, benim elimde siyaset yok. Yok. Ne olacak ya? Zaten ehven-i şer ders yaptık. Ehven-i şer. Hayır değil. Ehven-i hayır değil. Şer ya. Siyasi partiler şudur. Bir tanesi parmak keser, bir tanesi el keser, bir tanesi kol keser. Kol kesmeye göre parmak keseni alacaksın. Abi yiyorlar. Siyasette yememek diye mantığı bir şey var mı ya? Yalan söylüyor. Tabii ki yalan söyleyecekler. Ama kocaman bu kadar yalan söyleyeceğine bu kadar yalan söyleyeni tercih ediyorsun. Bunun adı da zaten ehven-i şer. Yani şerler içinde en hayırlısı. Şer yani gene kendisi. Az şer yani. Evliyaya azim değil ki ya. Biz bir şey seçmiyoruz ki demiş Zübeyir abi. Şahulistan seçmiyoruz ki demiş Zübeyir abinin sözü. Şer ya. Şer. Çalma. Tabii ki var çalıyor. O abi çalıyor. Sen dini kullanarak çalıyorsun da. O siyaseti kullanıp da çalsa çok mu ya? Sana göre. Hanginiz daha canlısı? Ben diyorum ki arkadaşlar para verin, masa alacağız, halı sereceğiz. Aşağıdaki Suriyeli çocuklar, alt kattaki çocuklara, alt katta Suriyeli çocuklar yemek alacağız, bir ne yapacağız, ev yapacağız. Diyorum, alıyorum cebime koyuyorsam bu dini alet etmek değil midir? Siyasetten daha beter değil mi? Din duygularını istismar etmek, siyaset tarafını istismar etmeye benzemez ki. Kurban paralarını alıp başka yerlerde kullanırsan dini istismar etmek değil mi? İslam esasında bir tanesi kurban. Yani kurban kesmeyi benim şey akidemi ortadan kaldırıyorsun. Ondan sonra gazetelerinde siyasiler sen dini cemaat mısın? Dini cemaat mısın? Muhalif bir parti misin? Nurcu Demirel, Nurcu Demirel.
Abi tane de çıkmış adam, sanki siyasi parti diye Amerika'dan devamlı siyasi muhalif parti gibi konuşuyor. Ya sen hoca mısın, alim misin, dini cemaat mısın, parti misin ya? Sen kim, necisin onu söyle daha oradakiler ya. Tamam ben kızmıyorum, siyasetçin sen tamam, tabii ki konuşman lazım. Ama Müslüman, dini cemaatsan bu işlere karışmaman lazım, siyasetten o. Yani nesin yani? Hangi bir tanesini göster, yani ikisini tutmaz suçtur. Tek bir tanesini tut, sana kimse bir şey demez. A partisi, B partisi sana bir şey diyor mu? Bir sayfada, bir gazetenin bir sayfasında siyaset, arka sayfasında Bediüzzaman. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun ya bu insanların? Bu mutahhir insanlara verdiğin zarardan hiç endişe etmiyor musun ya? He? Etse basman çok vicdansız abi. Nasıl vicdansız? Anlamıyorum ki. Şimdi sen Amerika'daki adam, ya siyasi parti misin ya? Vaazı getiriyorsun, getiriyorsun. Cuma'daki hutbelerin bir kısmı gibi. Vaazı getiriyor, ne güzel gidiyor, gidiyor. Hop, para toplamaya toplanıyor. Bir insan bütün maneviyeti gidiyor ya. Sanki Kur'an-ı Kerim hutbada para toplamak üzerine kurulmuş ya. Ayetler hep ona seçiliyor. Lan hep para toplamak üzerine mi kurulmuş bu Kur'an ya? Diyesin geliyor ya. Adam gibi vaaz edin ya. Bir elinde siyaset konuşuyorsun, tam ne güzel konuşuyorsun. Konuş lan. Hani çek şu elini ya, bırak işi eline. Lan karıştırma bu siyaset. Evet çalıyorlar, sana ne? Sen Kurban Bayramı paralarını çaldın. Afrika'da kuyu açacağım diye dini duygularını çalarak parayı çaldın. O da onu çalıyor. Çalmaya mı var, sen çalmıyor musun? Ya tamam, ben çaldığına kızmıyorum. Çal lan, ne yaparsa yap ama. Bir eline bunu, bir eline bunu alma diyorum da, ya bunda ol, ya bunda ol. Ben şimdi İsmail Ağa'ya kızıyor muyum? Adıyaman'a kızıyor muyum? Yok. Sen bir de bunu tutuyorsun yani. İnsanları aldatıyorsun yani. Siyaset yok diyor bak. O topuz ise diyor, siyaset celanlarıdır. Onurlar ise hakaiki Kur'aniyedir. E şimdi ikisini gösterirsen ama tekse olsa ben siyaset işim yok. Abi bir parti şey, lan ehveni şer dedik, ehveni şer, ehveni hayır demedik, hayır mutlak demedik. Lan şer, CHP'ye göre bu şer işte. Şey ehvendir. CHP'ye göre bu mu, bu mu? CHP mi, bu mu? Tabii ki ehveni şer. Bu azami şer. Ama onun için sırf bunu çok gösteriyorum. Başka bir partim yok ki benim. Hırsız diyoruz. Tabii ki büyük hırsıza göre küçük hırsız. Ha bunu gösterdikten sonra Nur'a karşı kavga edilmez. Ona karşı adalet edilmez. Sırf şeytan-ı racimden başka ondan nefret eden olmaz. İşte ben de Nur'u Kur'an'ı elde tutmak için Euzu billahi mineşşeytan ve siyaset deyip siyaset topuzunu atarak iki elim ile Nur'a sarıldım. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Euzu billahi mineşşeytan ve siyaset. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır diyor usta. Öyle değil mi şimdi? Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Şu anlarda diyor ki şefkat bizi siyasetten men etmiş. Başka ne diyor şu anlarda? Kur'an bizi şiddetle siyasetten men etmiş. Deyip bak Euzu billahi mineşşeytan ve siyaset deyip siyaset topusunu atarak iki elim ile Nur'a sarıldım. Gördüm ki siyaset ceylanlarında hem muvafıkta siyaset yani ehven işerde azam işerde de hem muvafıkta hem muhalifte o nurların ışıkları var. Hem sağda gözüken partilerde nurlara ihtiyacı olan insanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar da var. Tabanda yani aldatılmış. Var diyor. Bütün siyaset ceyranlarının ve tarafkirliklerin çok fevkinde ve onların garaskarane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen dersi Kur'an, yani bunun adam beni dinlerken dur bakayım bu konuşmasını nereye getirecek? Para toplamaya götürecek, siyaseti mi götürecek? Bunu düşünerek beni dinlerse feyz alabilir mi? Ama diyecek olan başı da bu, sonu da bu ya. Bir tane soru gelmiş. Siyaset seçim varmış bir hafta sonra. Ona bakayım Nurcular ne diyecek diye soru seçimde. Adam derse gelmiş. Ondan sonra
dedi, ha bana demedi, ha ortada demedi, ha sonunda geri diyecek diye adam kendi itiraf etti. Ha dedi, ha dedi. Yani onu düşünerek ben hiç dersi dinleyemedim dedi. Sonra dedim ki cemaat, haftaya seçim var. Ha şimdi diyecek. Birinde de, abi özür dilerim, birinde de bize geldi, belediye reisi adayıydı adam. Ders terki siyaset çıktı. Adam mozmor oldu, dersi dinledi gitti. Ya, şimdi dedim ki, ha haftaya şey var, hafta sonu siyasi seçim var. Bak, ha dedim kardeşim, geliyor, geliyor. Fal taşı gibi açıldı. Kabir geliyor, kabir. Ona bir baktı, şok oldu. Kendisi diyor ki, kendi itirafı. Abi baştan beri dersi kaybettim. Keşke baştan deseydin de dersi dinleseydin. Aynı öyle dedi ya. Şimdi baştan o zaman söylüyorum o adamın şeyden sonra. Kardeşim siyasette ne alakamız var ya? Bütün siyaset ceylanlarının tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen dersi Kur'an ve gösterilen envar-ı Kur'aniye'den hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekilmemek, itham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar olan veya beşer kıyafetinde hayvanlar olur. Elhamdülillah siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını, bak ustad, siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını propagandayı siyaset ithamı altında can parçalarının kıymetini indirmedim. Yani adam dini anlatırken de siyaseti söylüyorsa din can parçasıdır. Din vasıtadır, siyaset neticedir. Ben de okuyayım. Elhamdülillah siyasetten tecerrüt sebebiyle Risale-i Nur hizmeti siyasete bir fiil giremez. Giren kendi namına girer. Burada propaganda yapamaz. Burada siyasi olmaz. İşte diyor ki elhamdülillah siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın bu elmas gibi hakikatlarını propagandayı siyaset ithamı altında can parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyorlar. Ve kâlu elhamdülillâhi lezî hadâna lihâzâ ve mâ künne linehtediye levle en hadâna Allah fakat câet rusûlû rabbina bil hak. El bâkî vel bâkî Said-i Nursî radıyallâhu anh. Ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selam.